Evet, merhabalar tekrardan. Şimdi bu derste hem önceki derste öğrendiğimiz şeyleri uygulama olarak tekrar edeceğiz ve bazı uygulamalarda yeni tool'ların kullanımlarını da öğreneceğiz. Şimdi öncelikle örneğimizi bir açalım. Gördüğünüz gibi bu ilk dersin başında anlattığım teknik çizim, drawing kısmı dediğim kısma bir örnek. Şimdi bir şekil çizilmiş ve bütün ölçüleri yazılmış. Artık herhangi biri, herhangi bir çizim programı kullanan kişi buna bakarak aynısını çizebilecek durumda. O yüzden bütün ölçüleri verilmiş olması gerekiyor zaten. Şimdi bakıyorum, açılar verilmiş. Açıları beraber bakacağız. Açı vermeye bakacağız. Uzunluklar verilmiş. Kaç kenarlı? 1, 2, 3, 4. Evet, 6 kenarlı bir şekil çizilmiş. Şimdi şöyle incelediğimde mesela şu kenarda bir diklik olduğunu görüyorum. Verilmediği sürece zaten bu kenarın ben dik olduğunu anlayacağım. Aksi söylenmediği sürece. SolidWorks'te bazı durumlarda böyle şeyler kullanıyoruz. Bazen diklikler veya hizalar doğrudan söylenmiyor. Teknik çizimde söylenmiyor çünkü bir ölçü verilmediyse. O yüzden bu gibi durumlarda aksi iddia edilmedikçe, aksi söylenmedikçe bunların dik, işte hizalı, yatay, tam dikey, tam yatay olarak kabul ediyorum. Ha, ne zaman bana tam yatay olmadığını veya dik olmadığını belirten bir mesela derece gibi işte 140 demiş, 37 demiş şeyler söylerse o zaman ekstradan bir işlem uyguluyorum. Şimdi şu şeklimi şöyle alayım önüme. Evet, nasıl başlıyorum şimdi? Öncelikle şöyle düz bir çizgi çiziyorum. Aşağı iniyorum. Kaba taslak bu şekli bir çizmeye çalışacağım. Hiçbir ölçü vermeden sadece yataylık ve dikeyliklere bakabilirim. Ne yapıyorum? Sketch oluşturacağım. Sketch oluşturdum. Ben bunu ön düzlemden çizmek istiyorum. Şöyle ön düzlemi ne yapıyordum? Mouse'un scroll butonuyla hareket ettirerek mouse'u scroll butonuna basılı tutarak ve mouse'u hareket ettirerek bakış açımı değiştirdim. Ön düzleme aldım. Şimdi her zaman bir köşe orijinden başlayacak şekilde çizime başlıyorum. Neden bunu yapıyordum? İleride dimensionlarda konumlarını belirlemem daha kolay olsun diye. Bakın şöyle yatay bir çizgi çizdim. Boyutu önemli değil. Aşağı indim dikey. Şöyle açılı çizdim. Tekrar yatay çizdim. Tekrar dikey çizdim. Tekrar bir açıyla şeklimi kapattım. Aşağı yukarı şöyle line tool'undan da çıkayım. Aşağı yukarı şeklimi çizdim diyebiliriz şöyle açalım hatta. Yani hemen hemen biraz benziyor en azından. Şimdi ölçülerini vererek bunu tam benzer yapmaya çalışacağım. Ne demiş? Alt ve üst kenar arasında bakın 45 derece. Nasıl okuyorum bunu? Diyor ki şu iki ok var ya 45'in bir ve diğer ucu. Bu iki okun değdiği yerler arasında, değdiği hizalar arasında 45 milimetrelik bir fark varmış. Bu hizalar neler? Üst kenar ve alt kenar. O zaman ne yapıyorum? Dimension tool'umu aldım. Üst kenarı seçiyorum. Alt kenarı seçiyorum. Bakın zaten hemen dikey uzunluğu söyledi bana. Geldim buraya bu koydum. Kaç dedim? 45 milimetre olacak şekilde ayarla dedim. Devam ediyorum. Diyor ki bu noktayla şuradaki köşe noktasıyla üst kenar hizası arasında 15 milimetre varmış. Ne yapıyorum ben de? Buradaki noktayla üst kenarı seçiyorum. Bunun arasında şöyle bakın hemen hizayı çıkardı. Böyle şuraya bir yere koyabilirim ben de. 15 milimetre varmış. Bunu da yaptım. Başka ne bakıyorum? Şu alt sol alt köşeden sağ alt köşeye uzaklık 65'miş. Yani köşeden köşeye uzaklıkta diyebilirim buna. Veya doğrudan bu kenarın şu çizginin uzunluğu da 65 diyebilirim. Dimension tool'umu aldım. Bu çizgiye tıkladım. Doğrudan bakın köşeden köşeye seçiyor zaten. 65 olarak belirledim. Daha sonra altta bir şey var, değil mi? Bakın. Bu kenarda en sol kenardan en sağ kenara veya bu köşeden bu köşeye artık nasıl belirlerseniz 105 milimetre olarak belirlemiş. Farklı çeşitleri var. Mesela ne de diyebiliriz? İşte bu köşeden bu kenara da diyebiliriz örneğin.
105 olarak belirledim. Ne kaldı? Açılarım kaldı. Açılarımı da yazayım. 140 derecelik açım var yukarıda. Diyor ki, bakın, şu içerideki açı aslında neydi? Hani ters açı kuralından, geometriden. Şuradaki, şu içeride kalan açı 140 aslında. Ben o zaman ne yapacağım? Bu çizgiyle bu çizgi arasını seçtiğimde zaten otomatik olarak bakın açıyı algıladı. Açı olarak belirleyeceğimi algıladı. Ha ben gelip buradan properties kısmına basıp uzaklık ve açı olarak da ayarlayabilirim bunu ama zaten otomatik açı olarak ayarladı. Şöyle ne yapacağım? İçteki açıyı 140 olarak belirledim. Şimdi ne kaldı? Son olarak 37 derecelik açım kaldı. Onu da nereyle nere arasında? Şu yatay duran çizgiyle şu yatay duran çizgide şu eğik duran çizginin arasında kalan yani şu dar açı 37'ymiş. Dimension'ı aldım. Yatayı ve eğik kısmı seçtim. Bakın ister içerideki geniş açıyı ister dışarıdaki dar açıyı seçebilirim. Ben bunu seçmek istiyorum. Tıkladım. 37 yazdım. Ve gördüğünüz gibi bütün cisim siyah oldu. Tam tanımlı halde şekli doğru şekilde çizdim. Açı vermek de bu şekilde. Yani siz aradaki açıyı vermek istediğiniz iki tane mesela şuraya bakalım. Şu ikisini seçtiğimde otomatik olarak açı zaten açı olacağını algılıyor. Okun bir ucuna bakıyorum hangi çizgiye değiyor. Diğer ucuna bakıyorum hangi çizgiye değiyor. O iki çizgi arasında. Okun değdiği iki çizgi arasındaki açı. Aynı şekilde kenar uzunluğu belirlerken de hangi noktada bir uç hangi noktada, diğer uç hangi noktada onlara bakıyorum. Böylece belirlemiş oldum ve temizleyebilirim artık. Şimdi bir diğerine geçelim. Gördüğünüz gibi simetrik bir cisim var. Nereden anladım? Hem her yerde bütün açıları iki defa vermemiş, hem de arada bir centerline var fark ettiyseniz. Demek ki bu simetrik bir cisim. O zaman ben de simetrik olarak mesela sol kısmını çizip yansımasını alıp sağ kısma da geçirebilirim. Şimdi öncelikle o zaman ortada bir simetri hizası belirleyeyim. Hemen elime centerline'ı aldım. Ne yapacağım? Orijinden bir simetri çizgisi çizeceğim. Şöyle orijinde şöyle bir simetri çizgisini çizdim. Ne yapıyordum sonra? Simetri çizgisi olacağı için bu. Hemen infinite line yapalım. Ne yapıyorum? Tıklıyorum buna. Properties'e tıklıyorum. Ve infinite line seçeneğine tıkladım. Artık sonsuz uzunlukta bu çizgim. Uzunluğu sonsuza kadar gidiyor. Daha sonra cismin sol tarafından çizmeye başlayayım ben artık. Şöyle bakıyorum. Ondan önce ne yapmış? Bakın. Hala bu çizgiyi sağa sola hareket ettirebiliyorum. Evet, sağa sola hareket ettirebiliyorum bu çizgiyi. Bunu engellemek için ne yapmam lazımdı? Bu çizginin tam orijinden geçecek şekilde olması için constraint vermem lazımdı. Buraya tıkladım. Daha sonra orijindeki noktama tıkladım. Kontrole basılı tutarak yaptım tabii ki. Ve bakıyorum constant yap diyor. Yaptım. Hemen o hizadan geçecek şekilde ayarladı ve bakın tam tanımlı yaptım. Şimdi başlayayım çizmeye hemen. Ne lazım bana? İki tane yay lazım değil mi? Biri içeride, biri dışarıda ve bunları birleştiren bir çizgi lazım. Bu yayların ölçüsü neymiş? Yarıçapı 30 ve 20 olan iki yay lazımmış bana. Hemen yayları çizeyim. Merkezleri, bu yayların merkezleri bakıyorum çizgi üzerinde. Benim simetri çizgim üzerinde. O zaman şöyle yapabilirim. Merkezini bildiğim için center point arc'ı seçiyorum. Merkezi mesela orijin olsun. Daha da belirgin olsun. Buradan başladım. Ne diyorum? Şuradan işte şuraya kadar bir yay. Daha sonra yine orijinden başlayıp bu sefer buradan buraya kadar bir yay daha. Şimdi neydi? İçeridekinin yarıçapı. Hemen ölçü dimension'ımı aldım. Yaya tıkladım. İçeridekinin yarıçapı 20 olacakmış. Dışarıdakinin yarıçapı 30 olacakmış. Şöyle büyüteyim biraz. Evet.
20'ye 30'u verdim. Daha sonra bu dimensioner'ı şöyle düzenleyeyim. Evet. 20'ye 30 dedim. Daha sonra bakıyorum şekle. Üst kısımda bir line ile birleştirilmişler. Line aldım hemen elime. Bir ucu bu yayın ucu, diğer ucu da burası olacak şekilde birleştirdik. Peki, devam ediyorum. Ne diyor bana? Bakın, şurada bir 30 derece var. Bu 30 derece bana neyi anlatıyor? Diyor ki, bu noktadaki, yani merkezi, o yayların merkez noktasındaki yatay çizgiyle sonradan sonda çizdiğim line'ın arasındaki açı 30 derece olacakmış. Şimdi o zaman hemen bu yatay çizgiyi center line olarak, bir hiza çizgisi olarak çizeyim. Şöyle çizdim. Ne diyorum hemen? Şuradan çıktım. Center line'a tıkladım. Properties'e geldim. Infinite length dedim. Sonsuza kadar uzansın dedim. Ve bakıyorum. Evet, tam tanımlı noktadan geçmiş. Tam tanımlı olmuş. Şimdi aradaki açıyı almak için dimension tuşuma tıklıyorum. Ne diyorum? Buradaki son çizdiğim line'la şu center line arasındaki dar açı 30 derece olsun diyorum. 30 derece olacak şekilde ayarladı. Bunu da şöyle yapalım. Evet, dimension'dan çıktım. Bakıyorum başka ne var. Evet. Ondan sonra devam ediyorum. Diyor ki, daha sonra buradan indikten sonra bakın şurada bir kıvrım var. Bel kısmı var. Bu kısım 25 yarıçaplı olacakmış. Tamam. Bir yay daha çizeceğim yani. Bakıyorum içeri mi dışarı mı? Evet, dıştaki. İçteki çember ne olmuş? İçteki çemberin diğer ucu benim center line'ıma, simetri çizgime dokunmuş. O zaman ne yapıyorum? Bu noktayı seçiyorum. Bu nokta bu çizgi üzerinde olacak diyorum. İkisini birden kontrole basılı tutarak seçtiğimde constant yapıyorum. O noktayı o çizgi üzerine getiriyor. Diğerini ne yapacaktım? Diğerinin ucundan yeni bir çizgi başlatacağım. Bu sefer de yeni bir yay başlatacağım. Bu sefer yayın merkezini bilmediğim için ne yapıyorum? 3 point olan yani 3 noktalı yay da çizebilirim. Tangent arc da çizebilirim. Yani teğet olacak şekilde yay da çizebilirim. Bunun için ne yapıyorum? Şimdi bakıyorum. Açtım. Şimdi ben burada yukarıdan gelen yayla kıvrılan yay arasında bir kesinti görmüyorum, değil mi? Demek ki bunlar birbirine teğet şekilde devam etmiş. Dediğim gibi aksi söylenmediği sürece burada smooth bir geçiş olduğu için ben bunların teğet olduğunu anlıyorum. Hemen teğet yayı aldım. Bu noktadan başlatıyorum. Yaklaşık işte şuraya kadar falan çizdim. Daha sonra ESC'ye bastım. Hemen ölçüsünü veriyorum. Yarıçapı 25 olacaktı. Şöyle geldim. Zaten yakın çizmişim. 25 olacak şekilde verdim. Devam ediyorum. Dimension'dan çıktım. Sonra ne yapacağım? Sonra bu yayın bittiği yerden yine bakın bir köşe daha, bir köşede bir yay daha çizmiş. Bu sefer de yine teğet olacak şekilde çünkü aksini söylemiyor bana. Bu sefer de 5 yarıçaplı. Bir teğet yay daha alıyorum. Buradan bir yay daha çiziyorum. 5 yarıçaplı. Hemen yarıçapını belirttim. 5. Daha sonra şunu düzelteyim şöyle. Daha sonra bakıyorum aşağı düz bir çizgi iniyor. Sonra sağ düz bir çizgi. Daha sonra bir yay daha. Hemen çizgileri çizelim önce. Aşağı dik bir çizgi. Bak aksini iddia etmediği için dik olduğunu söyledim. Sonra yine aksini iddia etmediği için yatay olduğunu söyledim. Daha sonra buradan bir yay başlatıyorum. Bu sefer bakın. Burada yay teğet değil artık değil mi? Burada ne yapacağım? Bana bir şey de dememiş mesela. Bu yayın herhangi bir yarı çapını falan da söylememiş. Ama şu mesafeden yüksekliğini söylemiş bana. 10 milimetre olacak demiş. Yayın tepe noktasıyla şeklin tabanı arasındaki mesafe 10 milimetredir demiş. Peki ben o zaman bir yay çizeyim.
Tangent olmasın. Tangent olmadığı için 3 noktalı yay çizeceğim. Çünkü merkezini de bilmiyorum. O zaman ne yapacağım? Birinci nokta bu diyeceğim. İkinci noktada burada bir yerde diyeceğim. Üçüncü noktayı da rastgele kafama göre şöyle belirleyebilirim. Veya şöyle bir şey düşünüyorum. Açalım tekrar. Şimdi burası tam simetrik olduğuna göre demek ki bu çizeceğim son yayın merkezi kesinlikle bu simetrik eksenin üstünde olmak zorunda. Bunu fark ettim mesela. Sonradan fark ettim. O zaman ne yapıyorum? Yaklaşık olarak bakın simetri ekseni bunun üzerine gelecek şekilde, yakın olacak şekilde şöyle bir yere koydum. Veya bunu fark ettiğimde hemen gidip center point arkı da seçebilirdim. Ama bunu başladığım için böyle devam ediyorum. Ne yapıyorum? Şöyle bir yere koydum. Şimdi ne yapacağım? Tam bu merkez noktasını çizgi üzerine getirmem lazım. Hemen buna tıkladım. Kontrol basarak çizgiye tıkladım. Properties kısmını açtım. Coincident çakıştırdım ikisini. Evet. Daha sonra bir ölçü vermem gerekiyor. Birkaç ölçü vermem gerekiyor daha doğrusu. Bu ölçülerime bakayım. Şimdi birincisi. Ne demişti? Buradan buraya 10 santim demişti. Ve şurada tamamı 50 santim demiş. 50 milimetre pardon. 50 milimetre demiş. O zaman tam simetri ekseninin yani yarısı 25'tir. Ben bunu hemen hesapladım. Dimension'ımı aldım. Diyorum ki bu noktadan bu çizgiye kadar 25 milimetre. Aynı şekilde bu noktadan bu çizgiye dikey olarak da 10 milimetre dedim. Gördüğünüz gibi hemen çizgilerimi oluşturdu. Daha sonra ne diyorduk? Daha sonra bir 15 milimetre vardı. Neresiydi? Evet, şuradaki çemberin üst noktasından aşağıya 15 milimetre. Yani şuradan şuraya 15 milimetre diyorum. Biraz daha şekillenmeye başladı fark ettiyseniz. Şimdi son olarak da altta ne diyordu? Boydan boya yüzdü. O zaman yarısını alacağım için ben şeklin yarısını çiziyorum. 50 olarak alacağım. O zaman dimension'ımı aldım. Bu uçtan çizgiye kadar 50 milimetre diyorum. Peki bir tane daha ölçüm var bakın. 80 var burada. Ne diyor? Üstteki çemberin merkezinden en alt çizgiye kadar 80 milimetredir diyor. Şöyle küçülttüm şeklimi. Ne diyorum? Üstteki çizginin çemberin merkezi neresi? Orijindi zaten. Şöyle orijine tıklıyorum. En alttaki çizgiye tıklıyorum. Bu aradaki mesafeye de 80 diyorum. Peki şimdi tamam bütün ölçüleri girdim. Ama bakın hem hala tam tanımlı değil birincisi hem de şurada şu kısımda bir farklılık var benim şeklime nazaran. Bakın burada smooth geçişler var. Tamamen teğet geçişler var. Yani bu çizgiyle, şu düz çizgiyle bu yay arasında bir teğetlik var. Bunu söylemiyor ama aksi de iddia edilmediği için ve resimde de gayet smooth gözüktüğü için ben bunların teğet olduğunu anlıyorum. Peki teğetliği nasıl vereceğim? Çizgiye tıklıyorum. Kontrol basılı tutarak yaya tıklıyorum. Bir ilişki tanımlayacağım. Zaten hemen ne diyor? Teğet yap diyor. Teğet yapa tıkladım. Evet, ne oldu? Şeklim artık neredeyse tam tanımlı oldu. Fakat son bir kısım var. Şu üst çizgiyi tam tanımlı yapamamış. Peki ne yapabilirim bunun hakkında? Bakıyorum. Öncelikle sorunu anlamaya çalışıyorum. Tutuyorum bunu. Hareket ettiriyorum. Evet. Bana ne gibi bir ölçü lazım? Bu noktaların konumları gibi bir ölçü lazım. Bakıyorum bununla alakalı ne demiş bana? Ne demiş? Şöyle bir çizgi çekmiş fark ettiyseniz. Yani bunlar şöyle bakıldığında aynı hizadadır demiş. Yani merkez noktası, içteki çemberin noktası ve dıştaki çemberin noktası hepsi aynı hizadadır demiş. Şimdi bunu nasıl sağlayabilirim? Şurada bir yerde büyük ihtimalle bunu sağlamak için şöyle yapıyorum. Bu noktayı seçiyorum. Bu noktayı seçelim. Bakalım ne diyor mesela.
Horizontal, vertical benim işime yaramıyor bunlar. Peki başka bir yol düşünüyorum. Nasıl, hangi hizalama aracını kullanabilirim? Çünkü herhangi başka bir ölçü yok artık. Bütün ölçüleri girdim. Başka bir ölçü girmeyeceğim. O yüzden burada bir hizalama kullanacağım. O zaman ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Şöyle hareket ettiriyorum, bakıyorum. Evet. O zaman şöyle yapabilirim. Bu açıyı böyle vermek yerine ayrı ayrı verebilirim. Smart Dimension'ımı aldım. Bu noktanın bu çizgi olan açısı. Bak, ne oldu? Açı olarak belirlemedi. Ben hemen buraya açı giriyorum. 30 derece diyorum. Evet, burası da olmadı. Şimdi çıktım. Evet, hala tam tanımlı olmayan bir kısmımız var. Buradaki 30 derece. Şimdi burayı tanımlı hale getirmek için yapmam gereken ne var? Onu öğrenebilmek için önce mavi kısmı şöyle bir hareket ettiriyorum. Evet, sorun gördüğünüz gibi şu nokta, yani orijin noktası ve bu iki uç noktanın doğrusal olmaması. Eğer bunlar doğrusal olarak konumlandırabilirsem hepsini, o zaman 30 derece verdiğimde hepsi tek bir doğru üzerinde, burada da göründüğü gibi tek bir doğru üzerinde olacak. O zaman bunu vermek için ne yapabilirim? Yine kılavuz çizgisi oluşturabilirim. 30 dereceyi bir siliyorum. Daha sonra ne yapıyorum? Yine bir centerline oluşturuyorum. Ve buradan şöyle bir çizgi çektim rastgele. Kapattım. Şimdi dimension diyelim. Bu centerline'la bunun arasındaki dereceyi 30 olarak belirledim. Şimdi artık ne yapmam gerekiyor? Tek yapmam gereken bu iki tane yayların uç noktalarını bu çizgi üzerinde konumlandırmak. Yani ne yapacağım? Bu noktayı seçiyorum. Kontrol ile çizgiyi seçiyorum. Properties'e girip çakışık yap diyorum. Daha sonra bu noktayı seçiyorum. Çizgiyi seçiyorum. Çakışık yap diyorum. Evet. Ne dedi? Bunu yapmama izin vermiyor. Peki neden izin vermiyor, ona bakalım. Hemen Ctrl Z ile geri aldım. Bakıyorum. Tekrar deniyorum. Bu noktaya bastım. Bu çizgiye bastım. Çakışık yap dedim. Evet, demin de farklı bir noktayı daha seçili kaldığı için büyük ihtimalle hata verdi. Şu an istediğim kısım tam tanımlı olmuş oldu. Gördüğünüz gibi artık tamamen çizgilerim siyah olmuş oldular. Şimdi ne yapacaktık? Bir de mirror yapacaktık. Yani yansıtacaktık. Hızlıca mirror kısmına giriyorum. Neleri yapmak istiyorsun diyor. Ben de tamamını seçiyorum şöyle. Pardon, şöyle yanlış seçtim diyelim. Onu da göstermiş olayım. Buradan tıklayıp delete'e basarak iptal edebilirim. Şöyle tamamını seçtim. Ama şu çizgileri istemiyorum. O yüzden Ctrl'e basarak bunları sildim. Evet, sadece referans çizgilerim hariç bu çizgiler mirror edilsin diyorum. Nereye göre yapılsın diyor. Dikey eksene diyorum. Hemen zaten ön izlemesini çıkardı. Okey dedim. Ve çizimi gerçekleştirdim. Evet, tek bir farklılık oldu. Nedir o da? Evet, bunun mesafesi onu da biz belirlemiştik ama Mirror'da bu nokta kaybolmuş sanırım. Tekrar belirleyelim. Tam tepe noktasından yataya 10 santim demin demiştik. Tekrar dedik. Tamam. Bu şekilde çizimi tam tanımlı halde tamamlamış oldum. Gördüğünüz gibi hata çıktıkça hatanın nerede olduğunu araştırmak için birkaç hareket ettiriyoruz. Mesela free define hataları için. Şöyle hareket ettiriyoruz. Neresi hareket ediyorsa orayı sabitlemeye çalışarak tam tanımlı hale getirebiliriz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz şu şekilde bir şekil, bakalım nasıl çizebiliriz. Şimdi buraya başlarken öncelikle şuna dikkat etmemiz lazım. İncelediğinde şekli kareye benzer. Hatta 50'ye 50 demiş. Sadece köşeleri 90 derece olmayan, yuvarlatılmış olan bir şekil görüyorum. Şimdi bunu yapmak için
Şöyle yapabiliriz tabii. Buraya düz bir çizgi, bir yay, bir çizgi, bir yay, bir çizgi, bir yay şeklinde gidebiliriz. Ama SolidWorks'te bunun için bir kısa yolumuz var. Adı Fillet. Fillet dediğimiz tool, köşeli cisimlerin köşelerini yuvarlatmak için kullandığım bir tool. Yani ben bir kare çizeceğim ve köşelerini yuvarlatacağım. Peki bir kareyi çizelim önce. Kare çizmek için dikdörtgen tool'umu alıyorum. Şöyle rastgele bir dikdörtgen çizdim. Şimdi bunun kare olması için ne yapmam lazım? Yatay ve dikey kenarları eşit olması lazım. Onun için de hemen tıkladım bu kenara. Bir de bu kenara tıkladım. Properties'e geldim. Bu iki kenar birbirine eşit olsun diyorum. Peki boyutu ne olacak? 50 santim olacaktı. Hemen dimension aldım. Artık bir kenara 50 santim değil, 50 milimetre. Bir kenara 50 milimetreyi verdiğimde dört kenar da 50 milimetre oldu. Zaten tam tanımlı oldu. Peki nasıl yuvarlatacağım ve ne kadar yuvarlatacağım? Bakıyorum hemen. Ne yapmış? Bakın dıştaki yaya dokunan ok merkezi burası. Dıştaki yaya dokunmuş. Yani dıştaki yayın ölçüsü. Yarıçap o. 10 olacak şekilde yuvarlatma yapacağım. Yuvarlatmak için kullanacağım fillet aracı şu. Bakın sketch fillet diyor. Buna tıkladım. Ne diyor? Fillet yapılacak. Köşeleri seçin ve ne kadar fillet olacağını seçin. 10 milimetreydi zaten. Bende de 10. O yüzden buraya ellemiyorum. Buraya tıklayacağım. 4 köşeye bakın. Zaten köşenin üstüne geldiğinde ön izlemesini gösteriyor. 1, 2, 3. Evet, eşkenar da geometriden dolayı sorun çıkarabileceğini söylüyor. Devam edelim biz. 4. Tamam. Buraya tıkladım. Evet, 4 tane gördüğünüz gibi 10 milimetrelik yuvarlatma yapmış oldu. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle bu fieldlarla aynı merkezde olan 5 yarıçapı 5 olan 5 milimetre olan yuvarlaklar çizeceğim ve bu şeklinin tam ortasına da 12,5 yarıçaplı bir daire çizeceğim. Dairelerin, çemberlerin ortalarındaki şu artı şeklindeki çizgiler tamamen merkez belirlemek için çizim kağıdına aktarılan. Biz burada çizmeyeceğiz onu. Tek çizim aktarılırken bunlar çiziliyor. Bunları görmezden geliyoruz. Ben ne yapacağım o zaman? 4 tane 5 milimetrelik daire çizeceğim. Zaten bunların gördüğümüz fillet'ların merkezlerini belirliyor. Ben elime çemberi alacağım. Pardon, yanlış tıkladım bakın gördüğünüz gibi. Yanlışlıkla kenara tıkladım biraz. Hiç sorun değil. Çiziyorum ben yine. Burada da ortaya tıkladım, çizdim. Burada da şöyle çizmiş olayım. Burada da ortaya tıkladım. Tekrar yapayım. Ortaya tıkladım, çizdim. Şimdi hepsinin boyutlarını tek tek 5 vermek yerine ne yapıyorum? Bir tanesinin çapına yarı çapı 5'ti ya. Bir tanesinin çapına direkt 10 diyorum. Ve bu 4 tanesini seçerek kontrole basılı tutup 4 tanesini birden seçerek Properties kısmından hepsine equal yapıyorum. Hepsini eşit boyutla yapıyorum. Daha sonra bakın şunların merkezleri tam hizalı değil. İster ne yapabilirim? Merkeziyle bu iki noktayı üst üste gelecekti ya. Bu iki noktayı kontrolle seçip merge yapabilirim. Tam çakıştır üst üste getir diyebilirim. Veya elimle tutup aşağı doğru sürükleyerek tam bu nokta üzerinde sarı çakışma işaretini gördüğümde bırakabilirim. İkisi de aynı anlama geliyor benim için. Tam buraya geldim, buraya bıraktım, çakıştırdım. Gördüğünüz gibi tam tanımlı oldu. Bir de ne yapacaktım? Tam ortaya bir tane 12,5 yarı çaplı bir daire daha çizecektim. Yani 12,5 olduğuna göre 25 çapında. Çemberi çizdim. Ölçülendirmeyi 25 yaptım. Peki tam ortasına nasıl getireceğiz? Bunun için yine hizalamaları kullanacağız. Diyeceğiz ki çemberin merkez noktası üst kenarın şöyle ki orta noktasına hizalı olacak. Orta noktası gözükmüyorsa şöyle ileri geri yaptığımda ortaya çıkacaktır. Kontrole basarak seçtim. Diyeceğim ki dikey hizalı olsun. Yani soldan vertical yaptım. Bir de ne yapmam gerekiyor? Yatayda da ortalamam gerekiyor. O zaman ne yapıyorum? Buradaki orta noktayı da
Yine kontrolle burayı seçiyorum. Bu sefer de yatayda hizalayacağım. Evet, tam olarak hizaladım. Şu ölçüleri de şöyle düzenleyelim birazcık. Şöyle yapalım. Evet, tam olarak gördüğünüz gibi burada çizilenden çok daha az ölçü kullanarak mesela ne yaptım? Hizalamaları falan yaparak, yani tek tek bir sürü ölçü vermektense ne yapıyorum? Hizalamalar birbirlerine göre constraint'ler belirleyerek çok daha az ölçüyle çizmiş oldum. Peki bir sonraki örneğimize geçelim. Field komutunu da öğrenmiş olduk. Bir sonraki örneğimiz böyle bir şekil. Ne diyor şimdi bana? Bakın, burada 40, 35 ve 25 yarıçaplarında 3 tane çember aynı merkezde oluşturulmuş 3 tane çember ve bir tane de küçük bir çember daha var. Bu da burada 5 mm yarıçapında. Şimdi ama diğer küçük çemberleri söylememiş. Ve hatta birbirlerine göre mesafelerini, konumlarını da söylememiş. Söylemediğinde ben burada bir simetri olduğunu, bir eş durum olduğunu anlıyorum ve diyorum ki tüm küçük çemberlerde buna eştir, yani 5 mm yarı çapındadır ve aynı zamanda bunlar bu dairesel alana eşit olarak eşit aralıklarla yayılmıştır diyorum. Peki bunu nasıl çizeceğim? Şimdi hemen öncelikle dıştaki büyük çemberleri çizerek başlayalım. Öncelikle bir tane şöyle çizdim, bir tane böyle, bir tane de böyle. Rastgele çizdim. Şimdi boyutlarını vereceğim. En dıştakinin yarı çapı 40'tı. Çapı 80 demek ki. Bir içtekinin yarı çapı 35'ti. Çapı demek ki 70. Onun da içindekinin 25, yani çapı 50. Tamam. Şunları şöyle aşağı doğru çekip düzenli gözükmesini sağlayayım. Evet. Şimdi ne yapacağım? İçine de ne yapacaktım? Bir yuvarlak çizecektim. Şimdi ilk yuvarlağımı çizmek için şuradaki kılavuz çizgilerini baz alıyorum. Ne yapıyorum? Tam yatay olarak ortalayacak şekilde sağ tarafa çizmiş. O zaman ne yapmam lazım? Önce bir benim o hiza kılavuz çizgiyi çizmem lazım. Hemen center line'ımı aldım. Buradan buraya center line'ımı çizdim. Ne yapacaktım daha sonra? Şu tuğla elimden bıraktım. Bu center line'ı bakıyorum. Evet, şu an tanımlı. Tam olarak ortalanmış. Daha düzgün gözükmesi için tıklayıp Properties'e gelip Infinite Length yapıyorum. Evet, simetri çizgim artık burada. Şimdi ne yapacaktım? Tam buranın ortasına gelecek şekilde bir çember çiziyorum. Yani ben şeyi biliyorum. Çemberin merkezi şu çizgi üzerinde olacak. Bunu biliyorum. Yarı çapının da 5 olacağını, yani çapının 10 olacağını biliyorum. Hemen Dimension'ımı aldım. Ona tıkladım. Bakın şimdi ne oldu? Tam olarak hizalı değil. Buradaki resme bakıyorum. Tam iki çizginin arasına oturmuş. Ben de birazcık daha sola kaymış. Bunun için ne yapacağım? Teğetlik kullanacağım. Yani ne diyeceğim? Şu yayla, bu çemberle kontrole basılı olarak seçtim. Bu çember birbirine teğet olmalı diyeceğim. Geldim buradan. Teğeti seçtim. Evet, tam teğet olacak şekilde oturttu ve tam tanımlı hale getirdi. Buraya kadar sorun yok. Peki, şimdi o eşit dağılımlı bu dairesel yörünge etrafında bu çizdiğim çemberden 5 tane daha, yani toplamda 6 tane yapmam gerekiyor ve eşit şekilde dağıtmam gerekiyor. Bunun için ne yapıyorum? Uzun yoldan tabii ki ne yapabilirim? Tek tek açı girerek 360'ı, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölerek, yani 60'ar derecelik aralıklarla çizerek bunları tek tek çizebilirim. Ama onun yerine daha kolay bir yöntem olan pattern özelliğini kullanacağım. Burada iki çeşit pattern var. Birisi lineer pattern, birisi circle pattern. Ben çembersel bir pattern, yani yol izleyeceğim için, çembersel bir dağılım izleyeceğim için circle rule'unu kullanacağım. Circle pattern'a bastım. Diyor ki burada 360 derece gibi özellikleri var. Diyor ki en altta Entities to Pattern, yani çoğaltılacak nesneyi seçin diyor. Bunu çoğaltacağım.
Hemen bakın otomatik olarak algılıyor zaten. Kaç tane yapacağımı soruyor. Burada 4 yerine 6 tane olacak diyorum. Eşit aralıklarla yap diyor. Ve burada isterseniz yarıçap, şu çizdiği yolun yarıçapını ölçülendirebiliyor veya aralıkların açılarını ölçülendirebiliyor. Ben bir öncelikle onaya basıp çıkayım. Şimdi ne oldu? 6 tane koydu. Eşit boyutlarda, eşit aralıkta koydu ama hala underdefined, yani hala tam tanım değil. Sorunun nereden kaynaklandığını öğrenmek için bir tane çemberi tuttum. Oynatıyorum. Kenarından oynamadım. Merkezini tutup oynatayım. Evet, şimdi fark ettim ne olduğunu. Bakın. Tamam, 6 eşit aralıklı yapıyor ama ne kadar geniş bir pattern'da olacağını söylemiyor. Yani küçük bir çember mi çizecekler, büyük bir çembersel yörünge mi izleyecekler? Ne yapmam gerekiyor? Bakın, hizadan çıkıyor. Bunu hemen hizaya geri koymak için mesela şu çemberi seçip ve şu dıştaki çemberi seçip Properties'ten Tangent yaptığımda, evet, istediğim kenardan tangent olmadı. O zaman ne yapıyorum? CTRL-Z yapıyorum. Hemen CTRL-Z yaptım. Ne yapayım? Biraz içeri alayım. İçeriden tangent yapmasını isteyeyim. O zaman istediğim tangent'ı elde edebilirim. Burayı seçtim. Dıştaki çemberi seçtim. Tangent'a bastım. Evet. Artık istediğim şekle ulaştım. Bakın, bir sürü dimension vermek yerine birkaç dimension vererek geri kalanı hizalama ve pattern kullanarak yapmış oldum. Son olarak linear pattern'ı da göstereyim. Silelim bunu. Evet, hatta exit diyelim. Yeni bir sketch açalım. Şuradan geliyorum. Yeni sketch diyorum. Evet, bu sketch'i sileyim hatta önce bir. Sketch'i sildim. Evet, yeni sketch oluşturdum. Hemen ön düzleme, üst düzleme bastım. Şimdi linear pattern için ne yapalım? Bir kare bir alanım olsun. Bunun için bir şöyle center rectangle alalım. Merkez noktası origin. Şöyle yaptım. Hemen dimension'ı belirliyorum. 150 olsun, 150 milimetre. Bir kare olacağı için iki kenar eşit olsun diyorum. Bu kenarı, bu kenarı seçtim. Properties'ten equal yaptım. Bir kare elde ettim. Daha sonra bu karenin içine 4 tane, daha doğrusu şöyle yapalım. 3 çarpı 3 olacak şekilde 9 tane daire yerleştirmek istiyorum. Ben şimdi birinci dairemi şu köşeye yerleştireyim. Daha hizalı olabilmesi için bu ortadan verilen kılavuz çizgisini de kullanarak şöyle yapayım. Bunun boyutu ne olsun? Bunun boyutu çapı 20 milimetre olacak şekilde çizdim. Hala tam tanımı değil. Kenarları, uzaklıklarını da işaretleyeyim. Yine 20 milimetre olacak şekilde kenar uzaklığını verdim. Zaten otomatik olarak bu çizgi üzerinde olacağı için tam 45 derecelik, diğer yani şu yan kenar olan uzaklığında 20 olarak kendisi algıladı çünkü tam bu çizgi üzerinde olmalı. Şimdi ne yapacağım? Tam tanımlı şeklim var. Lineer pattern'da bundan 9 tane yapacağım. Aşağı 3, yana 3 olacak şekilde. Şimdi lineer sketch pattern'a tıkladım. Neleri çoğaltmak istiyorsun diyor. Geldim buna, tıkladım. Dairemi seçtim. Bakın hemen bir tane oluşturdu. X ekseninde kaç tane olsun diyor. Diyorum ki 3 tane olsun. Aralıkları ne olsun diyor. Hemen bir hesap yapıyorum. Aralıkları da ne olsun? Örneğin 50 olsun diyorum. Zaten ön izlemesi var. Diyelim şöyle 60 olsun. Ya da 55 olsun. Evet, 55 olsun dedim. 3 tane yana doğru. Y ekseninde kaç tane olsun diyor. Y ekseninde de yine 3 tane olsun diyorum. Aralıkları ne olsun diyor. Yine 55 olsun diyorum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru çoğalttı. Gördüğünüz gibi yukarı doğru kopyaladı. Ben aşağı doğru kopyalansın istiyorum. Onun için ne yapacağım? Y ekseni yanındaki ok tuşuna reverse direction diyor zaten üstüne geldiğinizde. Tıklayacağım. Ne oldu? Y ekseninin yönünü değiştirdi. Aşağı doğru yaptı.
Peki, şu an durumda memnunum. Okey tıkladım. 3'e 3 şekilde yaptı. Şimdi bakıyorum. Aralıklar gördüğünüz gibi hareketli şekilde, yani net bir aralık tanımlamamış. Ben demin tabii 55 dedim ama sadece o an 55 olarak, görsel olarak 55, yani tam olarak ölçü olarak 55 atamadı. Bunu yapmak için ne yapıyorum? CTRL-Z dedim. Tekrar oluşturacağım şimdi. Linear Sketch Pattern. Çoğaltacağım nesneyi seçtim. X ekseninde 3 tane, aralığı 55. Y ekseninde 3 tane, aralığı 55. Ve Y ekseni yukarı doğru değil, reverse direction, aşağı doğru olsun diyorum. Şimdi buradan dimension y spacing diyor. Yani Y eksenindeki bu aralıkları ölçülendir diyor. Aynı şekilde X eksenindeki aralıkları da ölçülendir diyor. Bu ikisine tıkladığımda ölçüleri de doğrudan atayacak. Tıkladım. Bakın 55'e 55 olarak atadı. Şu anki sorun ne? Şu anki tek sorun birbirleriyle dikey hizada olmamaları. Onu da ne yapıyorum? Kendi elimle diyorum ki bu şu hemen en tepedeki noktayla seçtim, ikisini de kontrolle. Properties'e geldim. Dikey olarak hizalansın diyorum. Hizaladım. Gördüğünüz gibi tek tek 9 tane daire çizip bunları konumlandırıp ölçülendirmek yerine ne yaptım? Bir tane çizip çoğalttım. 9 tane pattern şeklinde, lineer pattern şeklinde çoğalttım. Daha sonra artık son olarak kayıt kısmında gösteriyorum. Bu sketch'im tam tanımını yaptım. Ne yapacağım? Sketch'ten çıkacağım öncelikle. Şu sağ üstte demin sketch butonu vardı. Şimdi exit butonu oldu. Exit butonuna basıyorum. Sketch'ten çıktım. Gördüğünüz gibi şurada part kısmına gelirsem de burada sketch 3 olarak duruyor. Sketch'ten çıktım. Bunu kaydetmek için geliyorum. Save tuşuna basıyorum. Eğer İlk defa kaydedeceksem bana nereye kaydedeceğimi soracak ve adını soracak. Eğer daha önce çalışıp kaydettiysem, tekrar kaydetmek istiyorsam yine save'e basınca otomatik olarak kaydedildi diyecek, yer sormayacak. Ama ben bunu farklı bir dosya biçiminde kaydetmek istiyorsam bu sefer save as'a basmam gerekiyor. Şimdi birinci olarak ben save'e tıklayayım. İlk defa kaydedeceğim için bana kaydedeceğim yeri soruyor. Belgelerini işte kaydet diyorum. Adını soruyor. Yine girelim. Parça diyelim. Türkçe karakter olabildiğince kullanmıyoruz. Daha sonra bana ne olarak kaydedeceğini soruyor. Çizim dosyalarının çok farklı kayış şekilleri var. SolidWorks özelinde biz SolidWorks Part.prt ya da .sldprt olarak kaydediyoruz genellikle. Ama buradan farklı çıktılar da alabilirsiniz. Genelde bütün dosya formatlarını okuyabilen bir program yok ama tüm programların ortak olarak okuduğu step formatı var. Mesela farklı dosyalar üzerinde aktarımlar yapmak istiyorum. Diyelim ki ben SolidWorks'ten aldım. Fusion üzerinde, Fusion 360 programı üzerine veya Siemens NX programı üzerine devam etmek istiyorum çizimime. O zaman step formatında kaydetmem gerekiyor. Diğer programlar tarafından okunabilmesi için. Solid Part veya Part olarak kaydedersen sadece SolidWorks okuyabiliyor. Veya bir 3D printer'da bu parçamı, çizimimi ürettireceğim. O zaman da STL formatında kaydetmem gerekiyor. Ben şimdi Solid Part olarak kaydet dedim. Kaydettim. Bundan sonra artık üzerinde yaptığım her değişiklikten sonra kayıt tuşuna bir kere bastığımda bakın hiçbir ekran çıkmadı. Artık onun üstüne kaydetmeye devam edecek.